Merhaba, bugün Arife ve çok güzel, muhteşem, süper bir haberle karşılaştım ve beni çok mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı bir kararname ile bayram boyunca bugün dahil, Arife günü dahil bütün yol, köprü ve geçişler ücretsiz olacakmış. Sevinin arkadaşlar, sevinin. Bu muhteşem, bu harika, bu şahane haberi görünce gözlerime inanamadım, kulaklarıma şey olamadım, inanamadım. Haberin yer aldığı NTV sayfasına girdim. Acaba haber, geçen senenin haberi, geçen seneden kalma bir haber olabilir mi diye tarihlerine kadar inceledim. Tek tek baktım ve haber gerçekti, doğruydu, muhteşemdi. Nasıl sevindik, nasıl mutlu olduk anlatamam. Ama bir tuhaflık yok mu sizce de? Bayram boyunca sokağa çıkma yasağı var. O köprülerden, o yollardan, o ücretli geçişlerden ücretsiz kim geçecek? Kediler, köpekler, kuşlar, martılar, kartallar, kargalar, serçeler, sincaplar geçebilir. Onlara sokağa çıkma yasağı yok. Bayram boyunca herkes evinde olacak ama olsun. Nankörlük etmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Reisimiz bizi mutlu etti ve aldığı çıkardığı bu kararname ile bayram boyunca köprüler, geçişler ücretsiz. Çıkamayacağız. Olsun, olsun. Nankör olmamak lazım arkadaşlar. Lütfen nankör olmayalım. Dua edelim. Dua edelim Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizi düşündüğü için, vatandaşını düşündüğü için ne kadar şükretsek, ne kadar minnettar olsak, ne kadar teşekkür etsek azdır. Ya düşünsenize, ya pis CHP'li bir dinsiz başımızda olsaydı, bizi yönetseydi böyle bir karar alır mıydı, düşünür müydü? Bayram günü köprüler, yollar ücretsiz olur muydu? Sokağa çıkma yasağı varken üstelik. Bayram şakası falan değil. Gerçekten böyle bir karar aldı Sayın Cumhurbaşkanımız, kararname ile yayınladı ve dediğim gibi haberi gördüğümde gözlerime inanamadım. Tekrar baktım, bir daha baktım. Acaba dediğim gibi demin de söyledim, geçen senenin haberi olabilir mi diye, ama hayır, haber yeniydi. Bu güzel haberi, bu güzel mutlu paylaşımı bizimle yaptığı için Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında saygıyla ve hürmetle eğiliyoruz diyeceğim ama hayır, eğilmiyorum. Çünkü öyle bir anne çıktı dün, önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı telekonferans sırasında iltifat etmek istedi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dedi ki Allah benim çocuklarımdan ömrünü alsın, size versin. Yanlış duymadınız. Bunu bir ana söyledi. Soruyorum, sen canım kardeşim, kendi evlatlarının ömründen alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza, geçin Sayın Cumhurbaşkanını, bir başka lidere feda eder misiniz? Hiç önemli değil adının Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener ya da Donald Trump ya da Putin olup olmaması hiç önemli değil. Sen kendi evladını feda eder misin bir siyasi lider için? Ona feda olsun, ömrü, çocuklarımın ömrünü alıp onun ömrüne katsın der misin? Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir anadır? Peki bunu söylerken çocuklarının haberi var mı? Çocukları ne der bu konuda? Ne düşünür? Nasıl bir yalakalıktır? Nasıl bir riyakarlıktır bu arkadaşlar? Anlam veremiyorum. İnanın anlam veremiyorum. Gerçi geçtiğimiz yıllarda buna benzer, hatta daha aşırılarını bile söyleyen oldu. Mesela biri çıkıp demişti, anımsarsınız, demişti ki karım Sayın Cumhurbaşkanı'na, o dönem başbakandı, Erdoğan'a feda olsun. Eşim ona feda olsun. Onu birlikte görsem kıskanmam demişti gerçi ama hadi o uçmuş. Fakat bir ana kendi evlatlarına bunu nasıl ve kendi evlatları için nasıl böyle bir karar verebilir? Nasıl böyle bir söylem içerisinde bulunabilir? Açıkçası anlam veremiyorum, anlayamıyorum. Nasıl bir insanlık, nasıl bir vicdan, nasıl bir ruh halidir bu? Nasıl bir akıl tutulmasıdır bu? Ama dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız çok merhametli, çok vicdanlı. Mesela biliyorsunuz Adana Yüreğir'de bir genç
kaymakamla atıştı ve hemen ona bir iyilik yaptı. Önce ailesiyle birlikte gözaltına aldırdı. Sonra ailesini serbest bıraktı. Bayramda güzel bir tatil geçirmesi için ne yaptı? Ne yaptı? Onu hemen gözaltına aldırdı ve tutuklattırdı. Tutuklattı zannedersem, son durum nedir bilmiyorum ama bayramda kıyak geçiyor aslında Cumhurbaşkanımız. O genci çok seviyor, çok düşünüyor. Evde zaten bayramda kimse gelmeyecek. Ne yapacaksın evde? Git sen içeride dinlen, kafanı dinlen diye düşünmüş olabilir. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız sadece o Adana'daki genç için değil. Biliyorsunuz İzmir'de minarelerden Ciao Bella şarkısı ya da marşı çalındı, söylendi. Coşkuyla söylendi ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı'nın yardımcısı, zannedersem eski yardımcısı Banu Özdemir bunu paylaştı. Birkaç saat sonra paylaştı ve Diyanet'i uyarma, daha doğrusu müftülüğü, İzmir müftülüğünü uyarma amacıyla bu paylaşımları yaptığını söylemesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı tekrar devreye girdi ve dedi ki bir dakika, seni de bayramda alalım, özel bir dinlenme tesisinde dinlen sen, yorma kendi canını, sıkma diyerek o genç bayanı, genç hanımefendiyi ailesinden kopardı demeyelim, ayıp olur, koparmadı, aldı tatil, dinlenecek bu kız kardeşimiz Banu Özdemir denen bacımız. Yani İzmir'de zaten İzmir biliyorsunuz, İzmir'in kavakları vesaire neyse, konumuzla ilgili durumlar değil ama İş hiç de şakaya gelir değil arkadaşlar. Durum gerçekten çok vahim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan iki kelime, tek kelime değil iki, tek kelimeyle insanlar gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Son yaşadığımız olay İzmir'deki, işin gırgırını, işin şakasını yapıyorum ama gencecik bir insanı bayram arefesinden, bayram öncesinde tutuklattırdı Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl bir vicdan, nasıl bir izan? Sevdiklerini bayram öncesi, sevdiklerinden bir genç kızı, insanlarından sevdiklerinden koparabilir. Vicdan olması gerekmiyor mu? Soruyorum sen canım kardeşim, sana soruyorum. Seni bayram öncesi herhangi bir sebepten, hiç önemli değil, hiçbir hakaret içermeyen, hiçbir kışkırtma içermeyen bir sebepten dolayı seni alıp bayram öncesi tutuklasalar ne düşünürsün, ne hissedersin? Bu insanın annesi, babası, sevdikleri ne düşünür? Biraz empati, biraz vicdanımızı zorlayalım. Şuradan kalbimizin üzerinden zorlayalım biraz. Empati yapalım. Ben olsam ne olurdu durup dururken? Hem Adana'daki o genç için hem de İzmir'de Banu Özdemir kızımız için yapılanlar, yaşananlar, ona layık görülenler normal mi? Kaldı ki hiçbir hakaret, hiçbir suç unsuru olmadığı halde sadece Sayın Cumhurbaşkanı istediği için, konuştuğu için o insanlar gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki, şimdi şunu soruyorum ben. Bunlar tutuklanınca, bunlar gözaltına alınınca, bunlar sırf bir parti etiketi taşıdıkları için bunlar başına gelince, ekranlardan, televizyonlardan insanlara tehdit eden, listeler hazırlayan mesela Sevda Reggio, yani Sevda Noyan, neden herhangi bir işlem yapılmadı? Niçin? Hangisi daha tehlikeli soruyorum. Sevda Reggio'nun yaptığı mı yoksa Banu Özdemir kızımızın söyledikleri ya da söylemedikleri mi? Farklı insanlara uygulanan bu bir çifte standart. Adalet, hak, hukuk, hak getire. Ve bayram geldi. Sevinin çocuklar, bayram geldi. Sevinelim mi? Hangi bayram? Ne bayram? Evet, evdeyiz. Bir yere çıkmayacağız. 3 gün, 4 gün alıştık evde kalmaya, kapalı kalmaya alıştık. Sevdiklerimizden, genel anlamda sevdiklerimizden uzak geçirecek olsak da yine de bu bir bayram. Her ne kadar eski bayramlar zaten hiç tadını alamasak da, hiç heyecanını yaşamasak da bugün bu yaşananlar, bugün bu olanlar her şeye tuz biber ekmeğe yetmiyor. İnsanlar ekonomik koşullar, ekonomik güçlükler içerisinde inim inim inlerken hangi bayram? Hayat pahalı,
insanlık çok ucuz. Öyle ucuz ki hayat, 14 yaşındaki bir kızı, 14 yaşındaki bir çocukla öpüşürken görse linç edilecek, dünyayı ayağa kaldıracak insanlar gencecik çocukların evlenmesine ses çıkarmıyorlar, zemin hazırlıyorlar, alkışlıyorlar. Mesela Fatih Erbakan'ın söylediklerini nereye koyacağız? Bu dincilerin, dinle iştigal eden, kendilerini, hayatlarını dini referanslar üzerine düzenleyen insanların kadınlarla, kızlarla, cinsellikle derdi nedir? Sapık mı bu insanlar? Soru bu. Sapık mı? Kardeşim sana soruyorum. Geçen de bir profesör açıklama yapmıştı. Konu edinmiştim. 12-13 yaşında bir kızın olsa onun evlenmesine razı olur musun? İster misin 12 yaşındaki bir kızının bir başkasıyla, yaşı büyük ya da değil, önemli değil, 12 yaşında, 13 yaşında bir kız evlenebilir mi? Bunu nasıl normal görebilir bir insan? Örnek veriyorlar. Vay efendim, Atatürk'ün annesiyle babası evlendiğinde Ali Rıza Efendi 30 küsür yaşındaymış, Zübeyde Hanım 13-14 yaşındaymış. Yıl 2020 arkadaşlar, Osmanlı döneminde o dönem Zübeyde Hanım'la Ali Rıza Efendi yaşadıkları dönem Osmanlı dönemi. O dönemlerdeki şartlarla bugünkü şartlar, koşullar aynı değil. Aynı değil. Sapla samanı, elma ile armutu karıştırmayalım. Vicdanlarımızı zorlayalım. Vicdansızlık mıdır bu? Burada bakın, burada kalbimizin hemen üzerinde vicdan, burada ya da burada. Burası karar veriyor, burası sızlıyor. Eğer burası karar verdiğinde burası sızlamıyorsa sen o zaman insanlıktan çıkmışsın demektir. Sen artık insan değilsin. Sadece güdüleriyle hareket eden, iki ayaklı, düşündüğünü zanneden insanımsı bir yaratıksın. Evet, bayram. Bayram geldi. Bayram geldi neyimize? Ve size 2001'de yazdığım bir şiir. Aslında şiir demiyorum ben bunlara. Antoloji.com'da benim yazdığım şiirlerim var. Dediğim gibi aslında şiir, ağzımıza alıştığı için şiir diyoruz ama ben bunlara aslında anlık duygu patlamaları diyorum. Anlık duygu patlamalarımın yer aldığı antolojide Suat Oktay adıyla duygu patlamalarım var. Ve aslında burada, bu kanalımda yaptığım da bu. Anlık duygularımı aktarıyorum size ve anlık olarak hissettiklerimi, gündemi değerlendiriyorum ve her şeyi konuşmaya çalışıyorum. Hakaret etmeden. Hakaret etmemeye çalışıyorum en azından. Bazen salak, aptal gibi bir takım kelimeler çıkıyor. Onlar da öfkemi kontrol edemediğim için. Eğer bunca zaman kırıcı bir söz söylediysem affola. Ve size bayramla ilgili, Arefe ile ilgili yazdığım şiiri okumak istiyorum. Aman kimseye söylemeyin, bugün Arefe, yarın bayram. Deliye her gün ya, garibana bir, bilemedin iki ya da üç gün. Aman kimse bilmesin, yarın bayram. Çocuklar çocuk gibi sevinecek, cicilerini geceden hazır edecek. Bayram namazına müteakiben önce kabirler ziyaret edilecek, sonra el öpüp bahşiş toplama yarışı başlayacak. Bilmesin kimse bugün Arefe, yarın bayram. Ertesi ve ertesi günde bayram öncesi telaş, telaş öncesi Arefe. Tepsi tepsi baklava pişirecekti annem. Yanına bir de sütlaç ve akşam misafirler için kaymaçına. Ama önce çorba, fırında kuru fasulye ve etli pilav yenecekti bayramın ilk günü. Ne olursunuz kimse bilmesin, bugün Arefe, yarın bayram. Çocuklar gelmesin bana el öpmeye, utanırım boş göndermeye. Ya da evde yokum demeye. Ben işsiz bir yazar çizerim. Bayram gelmiş neyime? Sevgim var, versem el öpenlere, beğenirler mi acep? Sevgi para etmiyor. İşsiz yazara kimse eyvallah demiyor. Al sevgini sok bir tarafına. Bayram öncesi bugün. Ne olursunuz kimseye söylemeyin. Bilmesin yazarın hala işsiz olduğunu. Gül yüzünün Arefe'den solduğunu. Bugün Arefe, yarın. Yarın bayram, bayram gelmiş neyime? İyi bayramlar.